Efendim hepiniz hoş geldiniz Doğada Lezzet programımıza. Evet, bu hafta neredeyiz? Ambarcık köyündeyiz. Şöyle hemen gösterelim, muhteşem bir köy gerçekten. Kısacık bir gezelim ve görelim. Sonrasında da hemen mutfağımıza geçelim. O zaman haydi başlasın Doğada Lezzet. Annesi oradan şimdi meliyor. Bu da buradan meliyor. Siz şimdi duymadınız ama daha demin melirdi. Hemen böyle bir annesine gitse. Burada 150 tane koyun olsun, burada 150 tane kuzu olsun hiç fark etmiyor. 150 tane koyunun içerisinden kuzular analarını bulur. Anaları da kuzularını bulur. Bu da çok büyük bir mucize. Tamam bak. Bak bak şimdi nasıl gidecek annesine. Hadi git anneye. Git bakalım. Sebzelerimizi toplamak için seramıza gidiyoruz. Aman Allah'ım bir de ne duydum, müzik sesi geliyor şu anda. Yan tarafta hemen güzel güzel türkü sesi geliyor. Bizi türkülerle karşıladılar, sağ olsunlar, var olsunlar. Seramızın sahibi bize böyle bir sürpriz yapmış. O zaman şöyle türkülerimizi güzelce bir dinleyelim. Haydi bakalım ve tanıyalım. Şu çavdırın halları parıldıyor camları. Bizim için yapılmış şu burdurum damları. Bizim için yapılmış şu burdurum damları. Çiftede yengeler arıyor cam dibinde yürüsü. Çiftede yengeler arıyor cam dibinde yürüsü. Çiftede yengeler arıyor cam dibinde yürüsü. Müzik.
ve domates serasındayız. Tabii ki domates serası ama onun yanı sıra burada ufak ufak salatalıklar var, biberler var. Sevgili dostlar, mutfağımız için taze taze toplayalım ve mutfağımızda taze taze toplamış olduğumuz sebzelerle yemeğimizi yapalım istedik. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte. O yüzden öncelikle dedik ki hemen domates serasına gidelim ve domateslerimizi toplayalım. Ne kadar güzel, böyle huzurlu, anlatamam sizlere. Gördüğünüz gibi şöyle ben de toplamaya başlayayım artık. Yemeklerimizde kullanıyoruz. Ama şimdi domatesin yeşilliğiyle de biliyorsunuz ki turşusu kuruluyor ve müthiş gerçekten bir lezzeti var. Yeşilini de böyle de değerlendiriyoruz. Mutfağımızda kullanacağımız bütün sebzelerimizi topladık. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar hepsi. Tazecik. O zaman haydi hep birlikte nereye gidiyoruz? Mutfağımıza. Evet, mutfağımızdayız ve ambarcığın o müthiş lezzetlerini Esma hanımefendi ile birlikte sizlere tanıtacağız. Esma ablacığım, önce hoş geldin. Hoş bulduk. Şerefler getirdin. Siz şeref mutfağıma getirdiniz. Canım benim. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de köyümüze şeref verdiniz. Hoş ne geldiniz. Demek, ne demek, ne demek. Her sene sizi görmekten ve ayırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bütün varsınız. Ekip olaraktan. Sen de iyi ki varsın hayatım. Evet, evet. Şimdi ambarcık denilince akla gelen bir tanesi Göce. Evet, çok ambarcık meşhur. Çok meşhur. Göcemiz meşhurdur. Tarhana çorbamız meşhurdur. Evet. Keşkek yaparız, düğünlerimizde vazgeçilmezimizdir. Civemiz, şehir adında cive, köyümüzün adında domates aşı olarak geçer. Önce varlığımız olmadığı için, her evde un bulunduğu için un helvamız yapılır. Ama çok güzel oluyor, evet. Un helvası müthiş. Evet, öyle yani meşhur daha çok yemeklerimiz, kurularımız vardır. Annelerimizin kışın pişirdiği diritmeler, dirgitler vardır. Kazanlarla, soğuklarda pişer. Üstü sarımsaklı kış yemekleridir. Değişik yemeklerimiz daha unuttuysam da köylerimiz affetsin. Ama bugün 3 tanesini sizler için hazırlayacağız. Önce göce yapacağız. Evet. Ardından un helvasını yapacağız. Onun arkasından da cive yemeğini. Cive yapacağız. Yani köy adıyla domates aşını sizler için yapacağız. Tabii sağ olsun Esma hanımefendiciğim. Mutfağımıza şeref getirdi diyorum, evet. Ben. İyi ki bizi yalnız bırakmadı, evet, diyorum. Asıl siz bizim buralarımıza şeref getirdiniz canım. Ne demek ambarcık, gerçekten muhakkak buralara bir gelin. Ambarcığı bir görün. Çok güzel bir memleket. Evet, yani köylerimiz geleni gideni sever. Misafir ağırlamayı sever. Yedirmeyi içirmeyi sever. Yani söyleme sahibi olmasın. Evet. Gelen misafirimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışırız. Bu programdan sonra ambarcığa gelmeyen dostlarımızı muhakkak bir ziyarete bekliyoruz ambarcığa. O zaman haydi başlasın. Evet, başlayalım. Mutfak serüvenimiz. Evet. Yemeklerimize başlayalım. Yemeklerimiz. Göcemiz için önce suyumuzu koyuyoruz. Şimdi ne kadar, ne miktarda su koyuyoruz bunu anlatmamız lazım. 3 bardak şeklinde su koyacağız. Tamam. 2 bardak un. 2 bardak göcerek bulgurumuzu koyacağız. Bu aşamalarını anlatacak olursam pişirirken de anlatırız. Tamam. Olur. Bu bizim buralarda ulaşan buğdayımızdan, sarı buğdayımızdan yapılır. Önce nenelerimiz el değirmenlerinde yaparmış. Ama şimdi hazır değirmenler var. Yıkayıp temizledikten sonra götürüyoruz değirmeninde, kabuğunu soyduruyoruz, incecik kırdırıyoruz. Evet. Geldikten sonra akşamdan ısladığımız nohudumuzu, evet, akşamdan hazırlıyoruz. Ve bulgur göcemizi yapıyoruz. İçine çok az bulgur koyarak, baharatlarımızı koyarak tekrar anlatacağız. Burası çok güzel görünüyor. Evet. Böyle. Bunlar bütün karışık baharatlarımız, vazgeçilmez göcemizin otları. Bu şekilde yapıyoruz. Eş, dost, akrabala,
Bunu daha önce köylerimizde yaylalara göçerlermiş. Oba oba oturulduğu için alacık deriz. Şimdi şehirde oba oba. Herkes birbirini çağırırmış, göce yapacağız tarhana karıldığı an. Gecelerini yaparlarmış. Herkes akrabalar çağırırmış ve kaşığını alan göce yemeye gidermiş. Şimdi bizler de yapıyoruz ama kayınvalidelerimiz, annelerimiz istiyor. Yeğenlerimizi, torunlarımızı, gelinlerimizi, kızlarımızı çağırıyoruz. Dışarıdan gelen gelinlerimizi aileye, akrabaya tanıtıyoruz. Damatları tanıtıyoruz. Kuzenler, yeğenler birbirinden uzaklaşmasın diye şu anda da biz de bu şekilde tandırda, yaylada yapıyoruz. Muhteşem. İnşallah davet eder gelirsiniz. İnşallah geliriz her bekleriz. Zaman. Ben daha öncesinde yedim göce. Evet, birlikteydik. Şenliğe gelmiştik. Evet, evet, birlikteydik yine. Gerçekten çok güzel bir lezzeti vardı. Evet. Ama uzun zaman oldu. Bayağı oldu. Evet. Tekrar bu pandemiden dolayı inşallah geçer tekrar. İnşallah geçer. Şu anda da yapıyoruz ama şöyle şu anda aylıçı yapıyoruz. Hı-hı. Daha çok büyük taşımıyoruz. Evet. Yine biz kayınvalideme yaptık. 100 kişiydik, kalabalıktık. Hı hı. Çok memnun olduk. Kocaman da çok memnun oluyor öyle şeylerden. Değil mi? Nasıl mutlu oluyorlar. Evet. Şimdi Ümmü kızın geleceğini bildikleri için tabii öncesinden nohutlarımızı nohutlarımızı hazırladık. Hazırladılar. Evet. Çünkü onun pişmesi bayağı uzun sürdüğü için önceden hazırlandı onlar. Şimdi suyumuzu koyduk. Koyduk. O kaynayacak suyumuz, biraz. Bu kaynayacak evet tamam. Suyumuz kaynayacak. Onu kaynadıktan sonra ne koyacağız içine? Kaynadıktan sonra şu baharatlarımızı koyacağız. Bu baharatlarımızda i̇çinde, neler var? Çok güzel bir karışım İçinde boyumuz görünüyor. Vardır. Bizim buraya ait buralar çok bilir. Çemenlerde de kullanılan boy vardır. Tamam. Çörek otumuz var. Nanemiz var. Kendi kuruttuğumuz bütünce. Çok güzel görünüyor ve evet, çok güzel kokuyor. Onun vazgeçilmez asıl otu budur. O tamam. Bu şeylerde dere otu diye geçer. Şehir yerlerinde aldığımız bildiğin dere otları bu. Şu. Onun tohumları. Bunlar tohumlanmış hali. Tamam. Tarhanamızda, göcemizde bunları kullanırız. O da üstünün sosu. Bak, tereyağı. Ben bunu çok seviyorum. En çok sevdiğim höşmerim. 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 Bizim buranın höşmerimi budur. Sütten yaparız. Bir de kaymaktan yapılıyor. Hem kaymaktan hem sütten biz yapılıyor ama sütten, hangisi çok biz, lezzetli oluyor? Biz sütten yaparız. Bizim buranın diline ve yöremize uygun olan süttendir. Hı hı. Sütü alırız, kestiririz. Ve pişirene kadar, bu düzene gelene kadar pişirir ve tereyağına söteler koyarız. Tuzlu. Tuz. Evet. Çok az tuz koyarız. Çok az öyle tuzlu var. Hani tatlı tuzlu değil. Evet. Şimdi höşmerin bazı memleketlerde de tatlı evet, olarak biliniyor. Evet. Ege yöresine. Ama burada biz bizim bu taraflarda. Yumurtayla, makarnada, bulgur pilavlarında, makarnada gecelerde. Makarnada müthiş oluyor. Yumurtada müthiş oluyor. Evet, gerçekten evet. Çok güzel. Özellikle mayalı ekmeklerde çok kullandığımız. Bu şimdi hem domates kurusu hem biber kurusu karışık. Kendim yaptım. Kendim evet. Çektiriyorum böyle kış boyu. Gelen misafirlerime ikram ediyorum. Tadını bilmeyenlere götürdüğüm an arkadaşlarıma tattırıyorum. Ve herkes çok beğeniyle yiyor. Domates kurusu. Domates kurusu. Evet. O da çok lezzetli olur domates evet. Kurusu değil mi? Sarımsağımız burada. Yoğurdumuz burada. Tereyağımız burada. Evet. Şimdi orada kaynarken biz... Cive yemeği için hemen şöyle hazırlığımıza başlayalım. Önce ben bunları bir yıkayayım. Tamam. Olur mu? Şuraya geçeyim hemen. Şu tabağı çıkaralım oradan. Hemen şöyle hızlıca yıkayalım. Bu yemeğimiz de önce bizim köyde çobanlar geliyor. Hemen değil domates. Duydun ben onu. Domates, çoban yemeği. Domates erdi yani. Yapacak bir şey yok. Hemen çoban. Çok hızlı. Şey, koyunluğa davarlığa kapatırken harım hemen iki domates, iki soğan, biber. Hı hı. Bunları yıkar ve güzelce kavurur. Evet. İçine de bulgur koyar hemen cive. Ama bizim burada da domates aşı diye geçer. Biz domates aşı biliriz. Şehir yerinde de cive diye geçiyor. Ve hemen acil çobanın hemen pişireceği yemek. Ama şu anda da çok popüler ve vazgeçilmezimiz oldu artık. Çok çabuk acıktıysanız hemen ambarcık yöresine ait cive yemeğini hazırlayın. Çabucak doyun değil mi? Çabucak doyun ya. Ani de misafir geldi an değişik bir tat oluyor. Değil mi? Yanında bir de turşu olacak. Tabii. Hayatım çok güzel olur. Turşumuz da var tabii. Az sonra ikram ederiz inşallah. Evet şimdi bütün tarhananı hem sohbet edelim hem bunları yıkayalım birlikte. Şimdi ben biz... sana sorular sorayım. Evet. Tarhananı, bulgurunu, her şeyini kendin yapıyorsun evet, değil mi? Evet. Ben doğal, önce organik. Antalya'da duruyordum. Şimdi hı-hı. Buraya geldim. Her şeyin tadını, lezzetini alınca annelerimiz de yaşlandı. Ben de çocuklarıma, ben de onlara yapmaya başladım. Bu şeyden tutuver, höşmerimden tut, yağımdan, peynirimden her şeyimi kendim yapıyorum. Muhteşem, her şey doğal ve organik. İşte en çok sevdiğim ve her yerde aradığım bu. Evet, yani biz de geliyoruz ve gitmek istemiyoruz artık. Yani köylerimize dönüş yapıyoruz tekrar. Değil mi?
Evet. Biz de öyleyiz. Her şeyi daha önce de söyledim. Dostlarımla paylaştım. Ben çok şanslıyım. Evet. Çünkü hakikaten anneciğim her şeyi kendisi yapar. Doğal, organik. Gururlu olduktan sonra elinden her şey gelir. Evet. Göründüğü gibi siz de aynı. Hemen şöyle. Ama burası mis gibi kokuyor. Neden kokuyor? Fesleğenimiz var. Fesleğen. Çok evet. Seviyorum. Bizim zaten muhakkak evde de böyle balkonda vardır. Bizim evet. Ofisimizde de vardır. Evet. Hiç onu eksik etmem. Fesleğen, nane muhakkak balkonda olur. Sizler de gerçekten balkonunuza şöyle birer saksı evet. Koyun. Çünkü yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri. Ya şimdi çok güzel her lezzet şeyi, veriyor. Organik şeylere döndük artık yani bütün. Ama çok kolay, çok basit. Hemen küçük bir saksının tabii. İçerisinde yetiştirebilirler. Tabii yetiştirebilir. Tabii. Hemen şöyle fesleğenimizi de yıkayalım. Mis gibi. Ne kadar doğal değil mi? Bir tarafta köpek sesleri, bir tarafta değil mi böyle evet. Su tabii sesleri. Çeşmelerimiz, harika, her şeyimiz muhteşem. Bütün doğal. Tamam, arkada onu çeşmemiz. Şöyle koyalım. Evet, arkamızda çeşmemiz var. Şimdi biz burada yemekleri anlatıyoruz ya, bizim arkadaşlar nasıl acıktılar ama böyle yemekler pişse de. Ah Ümmü Hanım hemen pişirin de biz şu yemekleri bir yiyelim diye bekliyorlar heyecanlı evet. Gözlerinden hemen. Suyumuz kaynadıktan sonra önce tuzunu koyuyoruz. Ne kadar miktarı? Bir tatlı kaşığından çok az fazla yapıyoruz. Ben sana tatlı, tatlı kaşığından. Tamam ben onu ayarladım. Tamam. Doğaçlama olarak. Tamam. Bununla bittiyse bitti. İşi hemen alalım. Şimdi buradan. Bu tatlı kaşığı. Ben sana küçük tatlı kaşığı vereyim. Şuradan bulalım. Şimdi bir tatlı kaşığı da bu hazırlamış olduğumuz baharattan. Tariflerimizi muhakkak not alın. Kaçırmayın çünkü gece yemeği gerçekten evet, çok güzel. Evet. Çok müthiş. Baharatımızı ekledik. Ne kadar? İki tatlı kaşığı. İki tatlı kaşığı tamam. Az az. Şimdi nohutumuzu koyuyoruz. Nohutumuz ne kadar? Bir tane de büyük. Tatlı kaşığı mı istiyorsun? Büyük kaşık alayım şimdi. Şunu. Nohutumuzu da bir kaseden fazla akşamdan ıslatıp kaynattık. Hı hı. Bir kaseden fazla nohut koyuyoruz. Evet. Şimdi bu şeyini alalım, göceleğimizi. Göceleğimiz baştaki. Burada hemen ben sana vereyim. Şöyle de koyalım. Bu göceleğimiz yaklaşık 1 kilo. Hı hı. Burada ne kadar alırsa o kadar ayarlama yapacağız. Tamam. Yani bu tarifte 1 kilo kullanıyoruz ama hepsini alır o. Alır diye düşünüyorum ben. Sonra bunun için... Daha ekstra ilave edeceklerimiz var. Evet, yoğurdumuz da burada bekliyor. Onu da söyleyeceğiz. Bundan su sıcak su sonradan da ayarlama yapabiliriz ama soğuk su hiç kullanmıyoruz. Muhakkak sıcak su. Sıcak olmalı. Su. Tamam. Şimdi birazcık... Parlak durması için, nohudumuzun veya bulgurumuzun parlak durması için sıvı yağ kullanıyoruz. Yani ona da iki yemek kaşığı. İki yemek kaşığı kadar. Evet. Çok güzel görünüyor. Bunu şimdi kapatalım biraz. Tamam. Olunca bulgur ilave edeceğiz. Şöyle o zaman üzerine koyalım. Tamam. Bu olana kadar biz... O şimdi... Pişecek, evet. Kaynayacak. Bu arada altını oldukça kısık açıyoruz. Tamam. Kısık ateşte karıştıra karıştıra pişecek. Zaten bütün yemeklerde altını çok açarsak çok lezzetli olmaz derler. Evet. Ya da bir süre sonra kaynamaya başladıktan sonra altını kısarsak daha lezzetli olur derler. Evet. Bu otumuz da güzel koku ve aroma vermesi için tarhanalarımızda mutlaka kullanırız. Dolmalarımızda kullanırız. Hı-hı. Tazesini kuruturuz. Tamam. Bunu da içine atıyoruz. Evet. Çok güzel koku verecek ama ben eminim. Ya şuraya geldiğin an bile yani şundan bir geleyim bakayım bir geleyim bir. Evet. Bir kokayım bir. Oh harika. Mis yani gibi kokuyor. Kokunun hepsini arıyorsun yani. Doğal olduğu için kokuları hepsi de yani bir ayrı ayrı kokusunu alabiliyorsun. Hele bir de yemeği biraz çok seviyorsan. Tamam bu birazcık bekleyeceğiz. Peki şimdi göce orada pişerken biz de un helvamıza başlayalım. Şimdi bir taraftan da un helvamızı koyalım. Tamam, un helvamıza başlayalım. Bu arada onu sen yakarken ben şunu söyleyeceğim. Bu gülü bana verdiler. Evet. Esma Hanım. Değil evet. Mi? Neden verdiğini anlatmanı rica ediyorum şimdi senden. Bizim, ben anlatmayacağım. Ben öğrendim ben ama sen anlat. Bizim köye bir misafir geldiği an
erkekler kahvede çayla şeyle ağırladığı için biz de bayanlar geldiği için bir çiçeğe bir çiçek verilir diyerekten Ümmü Hanım'a bir çiçek hediye ettik. Allah! Sefa nasıl sevdiğimizi de öyle ispat etmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Evet köye ilk gelene böyle çiçek hanımefendilere tabii. Çiçek hediye ederlermiş. Beyefendiler de kahve, kahvede, çay tabii, ikram çay, kahve evet onlar da ikram ediyor. Ama çok güzel ya. Evet. Vallahi çok mutlu oldum böyle bu çiçeği gördüm ya nasıl mutlu evet. oldum. Çiçekleri şimdi... de çok severim. Burada da hemen çiçeklerim var. Bizim için programımız için özel koydular. Çok sağ olsunlar. Bunu kazanlarda yaptılan erkekler... Büyük şey, bunların kepçeleri ben. Vardır. Evet. Kepçelerle. Büyük kepçelerle, büyük kazanlarla evet. böyle sırayla evet. karıştırırlar. Eli yorulan, kolu yorulan yer de değiştirir, başkası verir. Evlenecek olan erkekler, gençler de kendini göstermek için, bak sen, beğenilmek bak bunu bilmiyordum. Için. Evet. Bak sen bunu bilmiyordum. Tabii bir ailede daha. Birini gözünden kestirdiyse hı. orada kendini gösterecek, ispat edecek. Onu karıştırır ve ailenin gözüne girer. Bak sen... Güzel bir taktikmiş bu. Önce çeşmeler vardı. Şimdi çeşmeler yok. Herkes su birbirini gördü. Önce öyleydi. Buralar değil bütün mi? Çeşmeydi. Birbirlerini görmek için? Tabii çeşmeye giderdi kızlar. Evet. Oğlanlar da koyun kuzu karşılamaya gider bahanesiyle. Hı. Evet. Bu da kendi bu da yapımımız. Kendi yapımımız. Aynı buradan olan. Hı hı. Bulgur da onun tane tane düşmesi için, tamam. kendi suyunu toparlaması için mutlaka bulgur da miktarını koyarız. Miktarını söyleyelim. Miktar hemen bir su bardağı. Bu az olduğu için bir su bardağı tamam. şey koyuyoruz. Tamam. Böyle koyalım. Biraz hafif hafif. Un helvasının suyunu un koyacaktık. Helvasını onun miktarını onun... söyleyelim. Ben sana bardak vereyim şuradan. Tamam. Esma hanımefendiciğim. Buyurun şimdi un helvamıza tamam. bir bardağı iki bardak şeker, iki bardak su şeklinde yapacağız. Biz 1,5 bardak un yapacağız. Ona göre ayarlayacağız. Üçer bardak koyacağız. Önce şekerimizi koyalım mı? Evet. Şöyle. Hemen ben sana yardımcı olayım. Kaşıkla alalım onu. Evet. Üç bardak şeker yapacağız. Tamam. Evet. Bir bardak daha yapacağız. Tamam. Şöyle. Şimdi buna 3 bardak da şeker koyuyoruz, su koyuyoruz. Tamam. 3 bardağı, 1,5 bardak un yapacağımız için 3 tamam. bardak su, 3 bardak şeker. Tamam. Şöyle koyalım. Ben hemen 3 bardak. Şöyle hemen. Yardımcı olayım sana. Şerbetimizi söyleyeyim. Önce hazırlayacağız. Şerbetimizi önce hazırlayacağız. Evet. Bunu... Önce şerbetimiz bir hazır olsun. Dileyenler ceviz koyabilir değil mi? Tabii ceviz olabilir, Antep fıstığı olabilir. Yani köylerde hiç bulamayan susam olabilir. Tabii çaresiz olan hemen elinde olmayanlar. Evet. Bir taraftan da helvamızı koymaya başlayalım. Tamam koyalım. İlk sıvı yağla başlıyoruz. Tamam. Hemen ben sana şöyle şunu şöyle vereyim. Şöyle bir bardak şeklinde, çay bardağı şeklinde yağ koydum. Tamam. Böyle artık yapa yapa alışmış tabii. Ya biz göz Esma kararı yaptığımız böyle için. Göz kararı her şeyi koyuyor. Ama evet. biz ölçülerini yine de söyleyelim ki tabii. hanımefendiler yaparken ölçülerini tabii. Tabii ki ayarlayarak yapsınlar. Biraz daha lezzetli tereyağı alıyorum. Olsun. Tereyağı ne kadar? Tereyağı da 1 kaşıktan fazla. Tamam. Bunu 1,5 bardak yapacağımız için. Tamam. Olur olur keselim. Yaklaşık 2 kaşık da olabilir. Yani yapacağımız malzemeye göre çoğaltıp azaltıp kendi biz elimizde. Biz şu anki yaptığımız ölçüye göre tarif edeceğiz. Evet. Fıstık koyacağız. Da yarım kase gibi yarım fıstık. Yarım kase koyacağız. Daha bir anlat bakayım bir yemek yaparken azıcık da sohbet yapalım beraber. Sohbet edelim.
Çoluk çocuk var mı? Neredeler? Nasıllar? Ay, iyiler mi? İyi olmazlarım. Çoluk çocuktan önce torunlarım var. 5 tane elimizden öte. Gerçekten mi? Maşallah. Evet. Kız o kadar da genç görünüyorsun ha. İşte köy yerinde küçük yerden önce 5 tane torunum var. Allah bağışlasın. Kızımdan gelinimden önce torunlarımı çok özlüyorum. Burada tamam. Olunca onlar Antalya'dalar, ben buradayım. Hı hı. Vakit buldukça onları görmeye gidiyorum. Torun var, kız, erkek. Kaç tane? 3 tane. 5 tane. Oğlan torunum var, 2 tane kız torunum var. Allah ne şirinlerdir. Kaç yaşındalar? En büyüğümüz 11 yaşında, 9 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında 2 tanesi. Ay kıyamam. O zaman buradan onları kocaman öpüyoruz. Hepsine de çok selam söylüyorum. Kocaman öpüyoruz. Torunlarımı çiçek kokulu öpüyorum. Allah çiçek kokuyormuş da. Evet. Yani torunlar olunca durum değişiyor. Değil mi? Hiç telefon ettiğim an bile hiç çocuklar, şeyler, kızımı, gelinimi sormadan ilk gün hemen torunlarımı soruyorum. Torun baldan tatlı derler. Evet, öyle mi? Evet, evet. Evet hele yani. Bizim... Allah isteyen herkese nasip herkese, etsin. Herkese, herkese Allah'ım evlatları, torunları hayırlı olsun. Hayırlı evlat, hayırlı torun. Tabii. Buradan tabii gelinime, damadıma, öncülük gelinimin, damadımın, damatlarım iki tane. Bak öncelik gelinlerle damatları veriyor. Tabii tabii canım. Öncülük daha onların. Çok seviyorsun. Şimdi ben onları çok seversem onlar da benim kızımla oğlumu çok severler. İşte bu. Duymak istediğim tabii ki, bu. Tabii ki gelinimi de çok severim, damatlarımı da çok severim. Ne güzel, ne kadar şanslılar. Sen de çok şanslısın. Evet. Bunu kaşıkla ayarlasak bardağımızı ısladığımız tamam. için olabilir. Hemen şöyle ben sana kaşık vereyim. Tamam. Ben de bu arada fıstıkların kabuklarını çıkarıyorum. Sana yardımcı oluyorum evet. hemen. Kaşığın ölçüsünü verelim ama. Şimdi tepeleme buna. Hı-hı. Ben bunu birazcık göz kararı gidiyor ama katınca söyleyeyim. Tamam. Onu şöyle yapalım. Su bardağına ayarlı yapalım. Zaten 4 kaşık, 5 kaşık bir bardak gelir. Ben 6 kaşık koydum. Tamam. 6 kaşık koyunca da 1,5 bardak gelir. Tamam. 1,5 su bardağı. Bardağı yaptık. Un koyduk. Evet. Diyorduk torun baldan tatlı diyorduk. Değil evet, mi? Evet, evet. Ondan sonra gelin, damat daha tatlı daha tabii, diyordu. Tabii tabii. Onlar daha iyi. Onlar da çok iyiler. Allah razı olsun. Ne güzel. Yani benim de güzel. Bizlerin kıymetini bilir. Peki, bizler de onların kıymetini bilir. Eşim şimdi ne diyeyim karşımda bakıyor bir taraftan teyzem. Ben de bakayım nerede? Heh, teyzemin orada. Oğlu eşim. Küçüklükten beri birbirimizi tanıyoruz evet. Teyzemin oğlu olur. Peki görücü usulü mü oldu yani hani severek mi evlendiniz? Severek akraba tabii. Akraba hani anne babalar mı? Anne babalar tabii anne babalar karar verdi. Hı hı. Biz sonra de birbirimizi çok sevdin aşık oldun. Evet biz de önceden de birbirimizi çocukluktan bildiğimiz için. Hı hı. Kaç yıl oldu peki? 34-35 yıl oldu. Maşallah. Evet, güzel. 35 Allah yıl oldu. Allah herkesin böyle evlilik. İnşallah Allah herkese anlaşabilecek amin. Kişiler, genç, tabii. koca fark et. Hangi yaş olursa olsun. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ya böyle işte hem sohbet yapıyoruz hem de yemeklerimizi yapıyoruz. Tatlımızı yapıyoruz. Tabii, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım eşim değil mi? Eşim zaten seni her yerde takip eder sürekli. Çok teşekkür ediyorum. Senin türkülerini çok dinler. Allah razı olsun. Mutfakta şeyde de aç. En çok hangi türkü mü dinliyor acaba? Valla bu oyun havaları böyle bir tane kaşıkla oynadığın vardı. Hangisi muydu? Acaba? Hangisi? Dur. Bir sürü kaşıkla şimdi heyecandan aklıma gitti. Şey vardı. Mesela klibimde Gelin Biner Ata vardı. Kaşıkla oynadım. O zaten sürekli ben de bakıyorum bazen neden takip çabuk vardı. Neden takip edip duruyorsun Karino diyor bazen. Vardı. Evet. O zaman çok az ben söyleyeyim mi? Tabii canım biz senin şey Facebook'lardan açıp da dinliyor sesin yemek yaparken. Yemek yaparken daha tatlı olur diye evet, düşünüyorum evet. ben. O zaman Karino mu söyleyelim beraber? Sen de biliyor musun bana eşlik etsen sesin güzel mi? Önce onu sorayım. Yani şimdi burada yapamam da ben evde sen taklit eder devamını evde getiririm. Bak sen. Evlerinin önündeydi, evlerinin önündeydi. Edenin dağlarda yerde, edenin dağlarda yerde. Benim de sevdiğim karşıki evde, benim de sevdiğim karşıki evde.
Karinom, karinom, kaymak mısın karinom? Karinom, karinom, da şeker misin karinom? Karinom, karinom, kaymak mısın karinom? Karinom, karinom, da şeker misin karinom? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Alkışlar da geldi. Bizi en çok motive eden alkıştır. Tabii, tabii. Alkış. Tabii. Kesinlikle. Bir de tabii ki yemek yaparken severek yapmak çok önemli. Tabii. Aşkla yapmak çok önemli. Her şey aynı. Bir çiçeğe dikiyorsun eğer o çiçekle kesinlikle ilgilenme. Evdeki bahçe stres bir bahçem var. Evet. Tamam. Şimdi bana bahçeyi anlat. Bahçede neler var, neler yok? Neler diktin, ben neler küçücük, oldu, neler olmadı? Küçük bir tane seram olmadı var. Olmadı diye küstün mü yoksa? Hayır, küser miyim hiç? Onları küçük söyle. Bir tane seram var. Tamam. Onun içinde bu domatesden, biberden, fesleğenini, nanesini, cin biberini, her şeyini ekerim. Bu domates kurularım. Hı-hı. Komple kendi bahçemden yaparım. Evet. Salatalığımı dikerim. Yani konum komşu olan olmayan burada değişme vardır birbirine. Yeterli fıstığımızda. Birbirine, yeterli mi? Tamam. Evet, olan olmayan birbirine veririz. Dayanışma, yardımlaşma dayanışma, çok büyük. Bahçemde üzüm, elma var. Yani bura gelince Antalya'ya gitmek istemiyorum zaten. Ya ne güzel. Nisan'da erkenden geliyoruz. Hı hı. Nisan'da geliyorsunuz. Sonra Ekim, ne zaman Kasım'a gidiyorsunuz? Kadar duruyoruz. Çok soğuk olmaya başlayınca. Evet Antalya torunları da özlemiş oluyoruz. Değil mi? Onlara bakıyor musun peki? Onları da yazın getiriyorum sıcaktan kurtarmak için. Çok güzel. Evet onlarla yazın burada duruyoruz. Birbirine bir kızınkını getiriyorum. Bir oğlanın çocuğunu getiriyorum ikisini de birlikte zor olur diye. Bahçede ektiklerin güzel oldu mu? Verimli oldu mu? Ya tabii biri verimli oluyor, biri olmuyor. Şu anda her şey ilaç gübre. Ben de doğal olsun diye ilaç gübre koymak istemiyorum. Evet. Ondan, çok önemli tabii ki. Evet, çiçeklerim var. Çiçeklerimi güderken Antalya'ya karaba çiçekle gidiyoruz. Eşimle ondan hadi biraz ya sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Ne güzel. Sizi evimde de ağırlamak isterim. Çiçekleri çok severim. Ben de aynıyım işte. Çiçek Antalya'ya gidiyorum, götürüyorum. Buraya gelirken getiriyorum çiçeklerimi de. Böyle şey, çiçek hastası hanımefendiler vardır. Çiçekleri çok severler. Evlerinin her bir köşesinde böyle çiçekler vardır. Onlardan mısın? O kadar hasta değilim ama çok severim. Çok seversin. Yani birisi çiçeğimin dalını kırdığı an sanki içim çızlar. O kadar ay, yani. Kıyamam evet sana. Ha, çok veririm. Bitirin ben vereceğim. Bitireceğim. Tabii çiçek dalında güzeldir. Evet saksılarıyla veririm. Öyle severim de. Biri ben istemeden kırdığı an birazcık üzülürüm. Koparmasınlar canım gelenler evet de. Allah Allah kırmayın siz de Esma Hanım'ın çiçeklerini. Fıstıklarımızda hemen koyalım. Şöyle ben sana fıstıkları vereyim. Ben de bakayım bir şöyle nasıl görünüyor. Biraz renk değişmeye başladı. Güzel, çok güzel. Böyle biraz daha böyle kahve tonunda ton olacak. Gelecek. Kahve tonuna gelene kadar onu pişireceğiz. Tabii. Ambarcık'ta en çok yetişen sebze veya meyve. Ne ile meşhur burası? Bizim burası pelitle. Önceler bir şey olmadığında kestane gibi pelitleri toprarlar. Biliyorum. Toprağa gömerler, hı-hı, içine koyarlarmış. Hı-hı. Onu kışın çıkarıp sobada yeriz. Hı hı. Elmamız vardır, daha da armutlarımız, daha armutlu bahçe armutlarımız vardır, cevizimiz çok fazladır. Ceviz güzel mi bademimiz yetişir burada? Yetişir her yer, bak bütün cevizdir. Badem ağaçlarımız vardır, elma ağaçlarımız vardır. Maşallah. Eskiden küçük çıtlık ağaçlarımız vardı. Geçen verimli bir memleket, verimli bir toprağa her sahip. Her şeyimiz olur, evet. Her şey var yani. Her şeyimiz var. Ama hani bazen iştahsı olmadığından gençlerimiz biraz dışarı gitti. Evet. Şimdi de emekli olanlar artık geri dönüyor. Bazen bazı memleketlerde hani şu meyve, şu sebze toprağını daha çok seviyor diyoruz ya hani ben o yüzden merak ettim ama. Pelit, ceviz. Ot daha çok cevizlerimiz bütün, hı-hı, büyük ağaçlardır. Ama kuruyan tabii şu anda gençler geri döndü domatesdir, sera işleriyle uğraşmaya başladılar. Bu çok güzel bir haber. O zaman gençler geliyor buraya. Tekrar geri, hele bir de barajımız yapılır da suyumuz gelirse daha çok memnun olacağız. Daha çok gençlerimiz geri döner. Program öncesinde çok küçük bir sohbet etmiştik. Hani artık göç fazlasıyla oluyor, oldu denilmişti. Ben bunu duyunca çok mutlu oldum. Evet evet, şimdi Antalya'dan bile emekli olanlar bütün sera yapacağız diye. Önceki alan bahçelerini, hı-hı, tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Tekrar ceviz dikmeye başladık.
Çok güzel. Atalarımızdan düşen tarlalarımızı değerlendirmek için. Evet. Malcılık koyunlar, davarlar çok fazla var. Hı hı. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Ben hemen cive yemeğinin hazırlığına başlayayım mı? Ne dersin beraber? Olabilir, olabilir. Hızlı hızlı şöyle hareket edelim. Evet. Bu arada hava çok güzel burada. Hafif böyle serin. Serindir burada zaten. Çok az. 2 ay biz 3 ay anca soba yakılmıyor. Evet. Şerbetimiz bu arada hazır değil mi? Hazır. O da hemen olmak üzere. Tamam. Onu ben arada bir karıştırıyorum. Göcemiz ne alemde? Göcemiz dinleniyor. Hemen sen... Ha pişti değil mi evet, o? Evet. Cüvemiz yaparken ben bir tarafta onun sosunu hazırlayacağım. Tamam. O zaman şimdi ben domatesleri soyayım mı, soymadan mı yapayım? Hangisini soyayım? Ben alacalı soyarım yani. Tam soymadan da yapmam. Birazcık soyacağız evet. O zaman. Tamam. Hemen şöyle. Yarı soyalım, yarı soymayalım o zaman. Öyle o düzen yapar seni. Tamam. Yemeklerimiz pişirince de bir laflarımız vardır. Buyurun gari, burgurum. Aa evet, onları da duyalım. Hadi duyalım evet. Hep birlikte. Neler var? Tabii burada hadi gari. Böyle değişik. Biz akan şuraya gidelim. Onu birazcık bıraktık köyümüzün. Ne? Akan şuraya gidelim. Yani akan? Öyle bir şeyler vardı işte söyleriz yine de aklımıza geldiğinde. Tamam. Yani akan ne demek? İşte ne bileyim. Hadi gari, mi öyle. Demek acaba? Hadi şuraya mı gidelim demek evet, ki? Evet öyle. Allah Allah. Başka neler var? Böyle maniler falan var mı bildiğin? Hani eskiden kadınlar böyle toplanırlarmış, maniler okurlarmış, ondan sonra türküler yakarlarmış. Şimdi onu eski, şimdiki gibi herkes sevdiğini söyleyemediği için önce biz pamağa giderdik. Pamağa gidince kızla oğlanı tutarlar mesela. Senin birisine yakıştırırlar. Ona evet. Maniler söylerdik. Tamam. Öyle maniler evet üstüne yakıştıysa da tabii kız oradan mutlu olur, sevinir. Var mı öyle mani bildiğin? Bana bir tane okusan böyle ben de dinlesem. Bak bir şey söyleyeceğim, hiç böyle çekinmeyeceğiz, hiç gerilmeyeceğiz. Her şey burada doğal, bizim mutfağımız, bizim ekibimiz, ekran başı bizim ailemiz, tabii, evimizdeyiz. Tabii sen evde izlediğimizi diyorsun. Hiç böyle gerilmeyelim, hiç stres olmayalım. Hani böyle bazen heyecan olur ya, heyecan yok değil mi şu an hiç? Ya aynı evimde gibiyim. Senin harika. Sohbetine doyum olmadığı için evde gibi yapıyoruz bir şeyler. Teşekkür ederim. Nasıl da beni övüyor. Kurban tabii. Oldum. Ya Burdurumuzdan yeter ki sanatçı çıksın. Teşekkür ederim. Her şey çıksın yani Burdurumuz kalkınsın gündeme. Hele köylerimizden çıksın. Değil mi? Çok güzel. Müzik söyleyenlerimiz. Müzik gıdasıdır. Bizim buralarda da var ama yani hele müziksiz o kızların sesi. Müziksiz bir hayat gerçekten düşünemiyorum. Kızlar bile çok güzel, türkü söyleyen kızlar var ama şimdi burada biri de yok. Ne güzel, iyi ki varlar. Peki, efendim? Aa bak bir şey duydum ben, bir şey duydum. Hemen karşıdan Biricik kıymetli eşim dedi ki benim ona ilk yazdığım bir mani var, onu bir sor dedi. Şimdi onu o söylesin. Ama şimdi burada sen varsın ya, senin söylemen lazım. Şimdi ben onu nasıl alayım buraya? Senin okuman lazım. Dedim ya bak utanmak da yok ha. Tamam. Hadi. Karanfilim oylum oylum geliyor Selvi boylum. Selvi boylum gelince şen olur deli gönlüm. Allah! Sana mı demiş bunu? Sen mi ona dedin? O bana demiştir. O sana boyum demiş. Kısa ama yine de. İyi sen de karşılık olarak hiçbir şey demedin mi? Böyle kaldı mı bu mani? Yani bu kadar mıydı? O kadar. İnsan bir karşılıklı mani söyler yani sen onu söyledin. O sana bunu söyledi. Sen de ona cevap vermen lazım. Benim bildiğim öyle değil mi sevgili izleyenler? Değil mi? Bir duyayım bir. Var mı? O var da söylemiştir artık. Yani ya önce böyle söyle. Konuşma yok. Konuşma tamam. Ben 2 sene nişanlı oldum. Önce konuşmuyorsun. Nişanlın gelince bile odadan çıkıyorsun. Tabii öyleymiş. En öyleydi ama o. Biz teyze çocuğuyduk da yine de nişanlandıktan sonra durum değişti. Ben teyzemin evine hiç gitmedim 2 sene. Nişanlandığın için mi? Nişanlandığım için 2 sene ben teyzemin evine güzel. Gitmedim. Eskiden her şey öyle çok güzelmiş işte. İşte önce mektuplar vardı. Mektup yazardık. Mektuba nasıl başlardın? Ben ne diyeyim bari teyzemin oğlu derdim. Ne diyeyim başka? Gerçekten mi? Ne diyebilirim? Aşkım desem. Yani hiç aşkım canım. Yoktu sana... o zaman yoktu. Yok muydu? Yoktu o zaman sevdi, yani. O sana ne diyordu? Sevdiceğim falan yok muydu ya?
Eskiden yok muydu arkadaşlar bu sözler? O kadar açık açık yoktu yani. Önceden yazsam bile bir utangaçlık vardı. Tamam. Ancak öyle yani. Onu da o mektubu sevgili vermek de çok zordu. Oldu. Öyle diyebiliyorsun. Kurban olurum, harikasın ya. Sevgili teyzemin oğlu, o da sevgili teyzemin kızı mı diyordu? O başka şeyler diyormuştur galiba. Aa, ne diyordu mesela? Ya hadi duymak istiyorum. Şimdi o fazla mektup yazma alışkanlığı yoktu da ben konuşmadığım için. Sen yazardın. Ben yazardım. Peki mektupları kim getirir götürürdü, bunu da merak ediyorum. Görümcem vardı. Sonra da o görümcemi biz gelini aldık. Yanında gördüğüm tatlı şeker hanımefendi. Evet, evet. Tamam. O mu götürürdü? O götürürdü. Bunu götürüver mi derdin? Zaten o gelirdi sürekli geldiği için. O teyzemizi ziyaret ediyorum diye sürekli gelirdi. Bak sen gayrı. O götürürdü. O götürürdü. Sonra tekrar o mu getirirdi? Evet. Vay be. Aşk işte. Ne güzelmiş. O zamanki aşklar bir başkaymış bence. Tabii. Şerbetimin altını kapatıyorum. Tamam. Şerbetimiz hazır. Tamam, hazırdır bu, tamam. Tamam. Un helvamız peki? Un helvamız çok hemen güzel. Dönüştü rengimiz. Evet, rengi dönüşmeye başlamış. Buna elde olanlar tarçın çok güzel yakışır. Un helvasına tarçın çok güzel yakışır. Tarçın, tamam. Elde olanlar tarçın koyabilir. Evet. Daha geniş, yani daha... Yani herkes tabii belki istemez, tarçını seven vardır, sevmeyen vardır. Tabii. Seven aroma için tarçın çok güzel yakışıyor. Tabii. Bazı tatlılara çok yakışıyor. Ben mesela çok yakıştırdığım tatlılardan bir tanesi de sütlaçtır. Evet, çok severim. Evet, onun da güzel sütlaçta, olur. İlerleyen programlarımızda da inşallah sütlacın tarifini de burada sizlerle birlikte paylaşırız. İnşallah. Şimdi gençlerimiz bayağı dağılmaya başladıydı. Bekir Karakaya'nın sayesinde, başkanlarımızın sayesinde tek dernek kurduk var. Antalya'da. Çok özür dilerim, çok emeği var Bekir Karakaya başkanımızın. Evet. Hakikaten sağ olsun. Biz Bekir abiyle akrabayız ama Antalya'da komşuyduk, görüşmeye başladık. Bu dernek kurulunca daha bir samimiliğimiz arttı, çocuklarımız birbiriyle daha çok kaynaşmaya başladı. Ne güzel. Derneğimizin faaliyetleri çok güzel, 2 senedir yapılmıyor ama... Çocukların okumasına katkıda bulunuyorlar, ihtiyacı olanlara katkıda bulunuyorlar. Evet, dernekler çok önemli. Evet, evet. Kan vermek isteyenler Antalya'da hemen nerede olursa olsun yardıma koşuyor. Köyümüz de bu konuda çok yani birbirine yarar, fedakardır. Hı hı. Harika görünüyor. Şimdi şerbetini koyacağız, daldırıp kapatacağız. Tamam. Sıcak olunca. Senin peki en çok sevdiğin yemek? Bana şunu çok seviyorum diyebileceğin bir yemek. Yani ben bir tatlı. Bulgurlu olan her yemeğe bayılırım. Aa, bulguru çok seviyorsun. Evet, bulgurlu olan yemekleri, doğal yemeğe, değişik yemek tatmayı çok severim. Hı-hı. Her kültürden yemeğe denerim. Ne kadar güzel. Böyle programları kaçırmam. Aa, çok kim güzel. Kim nereye gitmiş, ne pişiriyor, onunla çok özenir bakarım. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yemeklerimizin ve tatlımızın daha güzel görünmesi için arkadaşlara da daha kolaylık olsun diye şunu buradan almak istiyorum. Nasıl olsa şu anda bir rüzgarımız yok. Rüzgardan korumak için çünkü bunu buraya koyuyorduk. Hemen yavaşça hemen şöyle alalım. Bir saniye. Ben bunu böyle alayım. Kenara koyayım. Ne güzel oldu ya. Oh be. Evet. Şimdi arkadaşlar daha kolay bir şekilde çekebilirler, gösterebilirler. Un helvamız efsane görünüyor. Göcemiz müthiş görünüyor. Şimdi nereden devam edelim? Şimdi Esma hanımefendiciğim. Şimdi civemize geçeceğiz. Tamam. Çobanlı yemeğimize. Salçamız kavruldu soğanla birlikte. Evet. Ben şimdi de maydanozları doğrayayım mı? Doğrayalım. Ben bu programı çok seviyorum. Her gittiğimiz yere de
ayrı bir heyecanla gidiyorum. Çünkü gittiğimiz yerlerde farklı farklı insanlar tanıyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz. Siz farklı de bize getiriyorsunuz. Evin içinde biz de izliyoruz. Ne güzel değil yani. Mi? Bakıyoruz ki ne yapmışlar. Ayrıntı verdin ondan çok iyi. Hemen biz de deniyoruz onları evde. Tabii değişik yemekleri sizlerden, çekimlerden gördüğümüz. Evet. Ben de hayal etmezdim sizleri izlerken böyle bir çekim yapıp da yemek yapacağımızı. Canım benim. Farklı farklı lezzetler tadıyoruz. Hep birlikte şahit oluyoruz. O yüzden ben programımı çok seviyorum. Evet. Ekip arkadaşlarım da çok seviyorlar. Tabii çünkü neden? Hemen piştikten sonra hepsini yiyecekler. Bekliyorlar. Tabii. İkramsız olmaz. Afiyetle yesinler. Umarım beğenirler onlar da. Domatesimizi alacalı soyduk. Şu anda da içine koyuyoruz. Tamam, koyalım. 4 tane domates doğradım. 4 tane domates. Kabuklarını yarı ala soyduk. Tamam. Tam soymadık. Biraz soyduk. Biraz da kabuklarını biraz bıraktık. Biraz da ağzımıza yani köşk kabuğu gelecek ki. Sarımsaklarımızı da soyalım. 2 tatlı kaşığı tuz koydum. Ve de çok şifalı soğan ve sarımsak. Bu arada biraz hava böyle... Tabii sert akşam soba yanma saatleri geldi. Şu anda sobalar yakmaya başlamışlardır. Sobalar yanmaya başladı da üzerinde böyle patatesler olmaya başladı mı? Kuzine. Buranın kuzinesi vazgeçilmezdir. İçine ondan sonra kestaneler. Bizim burada kestane olmadığı için satın alırız. Alır gelirler. Patates koyarız. Mayalı ekmek çok yaparız. Kuzine ekmeği deriz. Onları yaparız. Şimdi bunlar çok az pul biber ve domates kurusu yaptığımız ondan da ilave ediyoruz. Tamam ekleyelim. Ne kadar? Ortalama 1 tatlı kaşığından fazla. Tamam. 1,5 tatlı kaşığı diyelim biz. Ben biraz sarımsağı bol hazırlayacağım. Evet buna zaten çünkü sarımsak bol oluyor. Olunca ancak öyle güzel yakışır. Sarımsak bol oldu mu? Önce bizim buralarda... Arabayı olmadığı için bayanların sırtında süt güğümleri. Komple ovalara giderler, süt güğümlerini sağarlar, sırtlarında getirirlermiş. Biz çocukken onlar vardı. Ama şimdi herkes araba kullanıyor. Bayanların araba kullanılmasını çok seviyorum. Değil mi? Ne evet, kadar benim önemli. Kızlarım ikisi de kullanır ve beni de her yere ulaştırırlar. Çok güzel. Evet. Bu yaşta ben de heves ettim. Harika. Ben de niye olmasın yeni hayatım? Öğrenmeye başladım inşallah ehliyet hani alacağım. Hani derler ya belli yaştan sonra bazı şeyler olmaz, öğrenilmez. Ama bence öğrenilir. Yaşın öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmenin tabii, yaşı yok. Tabii içinden gelsin yeter ki istesin. İstemek çok önemli. Yani, evet, evet. Başarmak için önce istemek. Çaba gayret çaba, gerekiyor. Evet, gayret. Evet. Tabii ki bunların hepsi evet. Bir arada olacak yani. Salçamız dinlendiği için güzel bir karıştırmamız tamam. Gerekiyor. Ben bunu alayım buradan. Bunlarla işimiz yok. Bu otlarını böyle olunca aroma verdiği için tamam. Sonradan alıyoruz. Alalım şuraya hemen onları. Bu sade aroma için kullanıyoruz. Tamam. Tarhanada da zaten ot evet, kullanıyorlardı. Evet, neydi evet. Onun adı? İşte bu köküyle soğanla birlikte kaynatıyoruz. Buydu değil mi? Evet. O tarhanaya çok güzel lezzet evet. Veriyor. Şimdi bazı yörelerin tarhanaları çok farklı olur. Bazılarınki de daha farklı olur. Ya bizim bu Burdur'un yöresi. Bizimki un gibi olan. Aynen. Biz buranın. Evet. Tarhanayı aynı bu otlarla, sobanla kaynatırız. Hı hı. Onu da aynı buğdaydan üyütürüz, kendimiz üyütürürüz. Bu tarhana göce mutlaka tarhananın içine bizde girer. Buna anası deriz. Aynı bu şekilde koyarız tarhananın içine. Tamam. Tarhananın içine anası diye bu köceyi koyarız. Ondan sonra zaten o yorgunluğun üstüne bu tarhana yapılır, yenir. Tamam bu tamamdır. Servis yaparız. Şimdi onun sosunu mu hazırlayacağız? Sosunu hazırlayalım. Neler istiyorsun? Yoğurt istiyorsun. Yoğurt sonra. İlk gün tereyağımızı alacağız. Tamam önce tereyağını alalım. Ona başlamadan bunun bulgurunu atayım. Tamam bulgurunu vereyim ben sana. Hemen şöyle. Buna da bir bardak. Bardağın da ben ölçüm yeterlidir. Tamam. Normal az çok kendin ayarlarsın. Biz bunun bir bulgurunu az koyarız. Koyuyorsun. Evet. Bir çay bardağı. Tamam. Bulguru çok oldum. Biraz pilav anımsatır. Meyhane pilavını. Böceğimizi yan tarafa alıp sosunu tamam. Hazırlayacağız. Tamam. Alalım. Umarım sevgili izleyicilerimiz bizlerle birlikte bu programı bizimle beraber keyifle izlemişlerdir. Öyle ümit ediyorum ben. Ve onlara umarım faydalı olabilmişizdir. Tabii. Bizim yaptığımız bu
lezzetleri onlar da inşallah mutfaklarında uygularlar, hazırlarlar. Şu anda bu ve sevdiklerini suyunu... ikram ederler. Tabii tabii. Sevgiyle yapılan yemek her zaman tabii başarılı ve lezzetli olur. Tamam. Suyunu ilave edeceğiz civemizin. Su ne kadar? Evet. Buna 1,5 su bardağı su. Ben hemen şöyle yanına geleyim. Biraz da göz kararı ekeriz. Domates de sulu olduğu için bu pilav kıvamında olmaz. Hı hı. Birazcık daha. Evet. Tamam. Bunu seviyorum. Kendin sonradan ilave edebilirsin. Koyuluğunu, duruluğunu ayarlayıp. Tamam. Piştiğinde şu düzen olması lazım. Artık hanımefendiler onu kendi evet göz kararlarına göre evet ayarlayacaklar. Biraz koyu olduysa su ekleyeceğiz. Evet. Ama çok fazla da su eklemeyelim. Tabii çünkü bu lezzeti... çok koyu, güzel olmaz. Durusu da güzel olmaz. Evet, orta. Böyle ikisinin ortası olması gerekiyor. Tereyağını erittik. Tereyağını ne kadar erittik tereyağı? Ortalama 3 yemek kaşığı, tamam, tepeleme. Bu tereyağı çok sever, höşmerimi çok sever. Tamam. Bol olması lazım. Ben de severim kız höşmerimi. Burada hemen o da. Hazırlayayım evet, menünü. Evet. Hatta bir şey söyleyeyim, ben onun şöyle küçük bir tadına bakmak istiyorum. Hemen. Harika. Kıvamı çok güzel olmuş. Evet. Çok bu güzel. İşte hiç içinde bir katkı yok. Sade süt kestirilmiş. Hı hı. Tamam, tereyağımız. Güzel böyle fokurdadı, evet, kaynadı. Hemen bunu koyacağız değil mi? Bunu koyacağız. Hemen onu sunuma geçebiliriz. Bir. Şu anda höşmerimi koyuyoruz. Tamam. Höşmerim ne kadar koyduk? Höşmerimi de 3 kaşık, 4 kaşık. Höşmerim tamam, yani oldukça bol, ne kadar çok sevdim çok koyarsın. Tabii bir de imkan çoksa, çok alındıysa daha çok ikram olur. Göceye? Asıl lezzetini veren höşmerimiz. Budur. Bir de şu baharatımız. Hı. İkisidir. Önce bir de gelen damatlara mutlaka da höşmerimli yumurta kırılır. İkram. Damada aa sevgi göstermek öyle için. Mi? Evet. Aa bak ben onu bilmiyordum. Evet. Bizim İlk burada öğrendim. Büyüklerimize de sorabilirsiniz. Tamam. Mutlaka damada yumurta yemeye gittin mi? Eskisi her geldiğinde vardı mi? Yoksa ilk geldiğinde mi? Yani geldiğinde. İlk başta bizi önceler bir tencere, hı hı, bir tava yumurta, höşmerimli, bolca tereyağlı, hı hı, konurdu. Damat geldiğinde de yumurta yemeye mi gidiyor diye sevgini, esprisi yapılırdı. Damada sevgini göstermenin taktiği höşmerimli yumurtaymış. Höşmerim, evet. Bu da güzelmiş. Tamamdır, bu da hazırdır. Şöyle kavurduk. Tamam, onu kenara koyalım o zaman. Tamam. Ben sana sarımsakları tamam, vereyim, bunlar, hemen onu bu da tamam çünkü oluyor, tadını evet versin. Ona nanesini hepsini koyabiliriz. Tamam, koyalım. Bunun içine nane, maydanoz doğradık. Fesleğen doğradık. Aha. Nane doğramadık, fesleğen doğradık. Nane koyacağız. Nane kuru koyacağız. Yaş olursa yaş da ekleyebiliriz. Değil mi? Evet. Yaşı olsa o daha güzel tabii evet ki. Kaşığım var burada. Var mı? Tamam. Temiz kullanmadım. Şöyle ben sana buna vereyim da şöyle azıcık bir nanemiz yeterli. Bir tatlı kaşığı evet kadar yeterli. Ya işte böyle yani gittiğiniz yörelerde o bambaşka memleketlerde çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Bu tabii benim için çok güzel bir mutluluk. Hem yöresel lezzetlerini öğreniyorum da demin söylediğim gibi, hem farklı insanlar tanıyorum, hem de böyle farklı hikayeler dinliyorum. Oranın, o yörenin adetlerini öğreniyorum. Evet. Mesela burada düğün adetlerinde neler var? Böyle bana kısacık anlatır mısın? Yani düğün adetlerimizde burada borçalarımız vardır. Hı hı. Altını biz baştan konuşuruz. Kıza ne kadar takılacak. Tabii. Bir de o bir de hava atmak. Canım. Hava atmaktır. Benim kızıma şu kadar altın yapılacak. Hı hı. Öyle havalar atmak oo, için, gösteriş bak için. Sen, bak sen. Borçalara bakmaya gidilir. Borça götürülürken önce tefle gidilirmiş. Tef şimdi, çala çala borça şöyle, götürülürmüş. Şöyle özür dilerim. Nişanda mıydı bir bohça oluyor değil mi burada da? Nişanda da koyarız. Ha, nişanda herkes da koyuluyor. İki tarafta birbirine bohça hazırlar. Hı hı.
kız tarafı erkek tarafına, erkek tarafı kız tarafına hazırlar. Bu bir nişanda yapılıyor. Yapılıyor. Düğünde de yapılıyor. Yapılıyor. Şimdi artık çalgıyla gitmiyor. Önce tefle gidilirmiş, tef çala çala oynana oynana daha çok eğlence yapılıyormuş. Evet. Şimdi de yine aynı alırlar sülalecek. Götürürler önce kız tarafına gidilir boğçağla. Kız tarafında çevresi 2-3 gün gelir boğçalara bakar oğlan tarafı ne getirmiş dedikodu etmek için. Güzel tabii, şeyler gelmesi lazım yoksa. Tabii tabii bizim buralarda çok alınır. Fethi yani alır. Şehir yeri gibi değildir. Çok alınır. Eş dost da eksikleri tamamlarlar. Evet. Arkadan kız tarafı hazırlar. Tabii kız tarafı daha çok oluyor. İçine iğne oyaları, şunlar bunlar komple görümcelere, eltilere konduğu için. Evet. Kız tarafı da hazırlar. Kız tarafı da eşini, dostunu, sevdiği kişileri alır. Onu vermeye gider bir gün önce de. Orada gidersin ikramlarımız olur. Öylelikle bohçayı teslim eder geliriz. Değil mi? Bohça evet. Adeti ama var yani. Ama hep ev serilirken de öyledir. Gelin başı vardı bir de sanki hatırladığım eskilerden değil mi? Eskilerde evlerde yapılırdı. Evlerde yapılıyordu. Evet. Burada hala var mı peki? Şimdi artık yok. Yani nerede? Evet. Tamam şimdi o şimdi zaman. Şimdi yemeklerimizin hepsini pişirmişizdir. Tamamdır. Harika. Hepsini de yaptık. Evet. Şimdi göcemizi. Şimdi göcemizi geniş bir tabağa. Şuna koyalım. Şöyle göceyi alıyorum. Göcenin çünkü burada katarken de şöyle yaparak katmamız gerekiyor. Tamam. Aa bak bu da çok önemli. Şöyle yapalım. Önce şurayı bir sıralayalım. Arkadaşlar yemeklerini çeksinler. Çünkü onu öyle karıştırmadan evet. Olmuyor. Bunu şöyle kenara hemen alalım. Hepsini buraya getireyim. Tabii tabii hepsini koyalım hayatım. Hepsi kalsın burada. Arkadaşlar güzelce bir gösterelim. Ekran başındaki dostlarımız bir görsünler bu güzellikleri. Ambarcığın müthiş lezzetlerini hep birlikte bir görsünler evet, değil mi hayatım? Evet, tabii. Ay heyecanla bekliyoruz. Önce civemiz, çoban yemeğimiz ve domates aşımız. Evet civemiz. Arkasından göcemiz, köyümüzde yapılmış toplu sülalecek yapılan göcemiz. Sosu. Bu da sosumuz. Bu da fakir yemeği. Un helvamız. Göcemiz hazır. Hazır. Dileyen yoğurtlu, baharatlı göce tercih edebilir. Dileyen haşmedim soslu göce tercih edebilir. Damak zevkinize göre hani hangisini daha çok seviyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ve gelelim burada cive yemeğimiz. Hemen o da harika görünüyor. Ve burada da un helvası, fıstıklı un helvası. Çok teşekkür ediyorum. Hepsi de harika. Ellerine sağlık. Buna, Esma Hanımcığım. Misafir gelip de torpil olursa. Bak sen. Tekrardan. Bak gayrım sen. Böyle ekleriz. Evet. Şeye de aşçıya da haber gitti yan. Biraz torpilli dendi yan. Biraz değil daha mi? Üstüne ekleme yaparız. Misafire göre mi? Kız herkes öyle ya. Ama şimdi kendi çevremiz olunca eşimiz, dostumuz ama ağır bir misafir gelmiş dışarıdan. Bunun daha tadına baksın. Tamam. Bir de hürmeten... Bilmeyenler özellikle evet. Değil mi? Hemen tadına bakacağım ben. Şöyle önce şuradan başlayayım küçücük kenarından. Ne dedim ben? Harika, muhteşem. Hemen bir de hoşmerimli bakalım.
Şöyle. İkisi de çok güzel. Hemen birazcık da şundan bakmak istiyorum ben. Hepsi enfes. Harika. Ne güzel de şekil vermişsin hayatım. Tabii doğal olduğu için. Kaşık? Kaşıkla yaparız. İsteyen tarçın ekleyebilir. Tarçın ekleyebilir. Laf olsun evet. Diye demiyorum. Evet. Hepsi harika olmuş. Afiyet olsun. Gerçekten izleyenler adına da burada ben tatmış oldum. Hepinizden özür dilerim. Tatlarına bakmak istiyorum. Çünkü tadına baktığım zaman da o ölçüleri gerçekten hani tabii. Tam yeterli mi değil mi? Onun da bilgisini tabii. Vermek istiyorum. Ölçüler tam. Hakikaten hepsi enfes olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık olsun, hayatım. Muhteşemdin. Olsun. Birazdan yiyeceğim zaten hepsini yayından sonra. Evet. Hadi bakalım başkanlarımız şöyle yanımıza bir gelsinler. Hoş geldiniz. Hemen şöyle sizi alalım yanıma. Evet Bekir Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun davet ettiniz. Size de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım sağ olun. Gerçekten Ambarcık çok güzel bir yer ve çok güzel de damak lezzetleri var. Muhakkak geldiğiniz zaman isteyin bunlardan. İstiyoruz bunlardan deyin. Değil yeter mi? Ki haber edin. Yeter ki haber edin. Sizden başlayayım. Sizi önce, kısacık tanıyalım. Öncelikle isim Sefa Sancar. Ambarış Köy Kültür Adalet Derneği Başkanıyım. Antalya Valiliğinde açıyorak çalışıyorum. Hı hı. Köyümüzde muhtarımız adına, köyümüze geldiğiniz bizi onur ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Muhtarımıza da çok teşekkür ederiz. Tabii. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Bekir Başkanım. Gerçekten çok güzel bir program oldu diye ben ümit ediyorum. İnşallah dostlarımız da öyle derler. Güzel bir program olmuş Ambarcık'ta derler umarım. Evet. Bir dernek kuralım. Bu dernekleri kurunca da ne yapalım? Hem yardımlaşalım hem destek olalım. Bu şekilde başladık. Muhtarıma teşekkür ederim. Muhtarım sağ ol var ol. Sağ olsunlar. Adını lütfen söyleyin. Salih Yalçın. Sağ olsunlar. Muhtarımız da gelsin yanımıza hadi. Merhaba aleyküm kolay gelsin. Buyurun sağ hoş olun. Geldin muhtarım. Hoş bulduk. Burdur'daki kültür müdürümüzün bir arkadaşımız göce nasıldır diye anlatınca ya dedi böyle bir göce şenliği yapalım dedik. Ne güzel. Sonra cive dedim yani cive çobanlarımızın anında pişirdi. Evet başkanım öyle sen söyledi. Sen dedi tatlı da dedin. Tatlı dedim un helvası yapar bizim köylüler dedi. Daha çok söyledim yani, de zamanımız vaktimiz yani istek daha istek yerlerinde. Bana repertuar yok. Zenginlik çok Ambarcık köyünde. Evet. Biz mutluyuz. Aslında Türklü köyümüz. Türk'ün Oğuz boylarından gelen Uş beylerindeniz. Karatekeli, sarı keçeli yörüklerimiz gelmiş. Kıl keçiliyle geçimimizi sağlıyoruz. Daha sonra da kuru mahsulle içtik. Şimdi de seraya geçtik. Evet ne güzel. Seramızı da çektik. Bekir Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Ben de sağ teşekkür olasınız. Ederim. Sizlere bizi çok güzel ağırladınız bugün Ambarcık'ta. Çok sağ olun. Ne mutlu ederiz. Yani bizler artık acizane olarak ağırladık ama inşallah gelecek sefere daha farklı olacak. Çok mutlu olduk. Ekran başında çok mutlu olmuştur. Sayın muhtarıma söz vereyim. Bir de muhtarım buyurun, konuşsun. Buyurun lütfen. Biz de Ambarcık Köy muhtarı olarak sizlere hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Güzel yemekler yaptınız. Çok sağ olun. Muhtarımız beğendi. Tabii canım beğenmemeyiz canım. Çok sağ olun. Yemeklerimiz de güzel oldu. Etkinliğimiz de güzel. Çok teşekkür köyümüz ederim. Köyümüz de güzel. Hepiniz var olun, sağ olun. Sağ olun, iyi ki varsınız. Evet, hayatım. Açık, hemen sen de şöyle bir konuş. Ben seni konuşturmadan gönderir miyim? Ben de kızıma, gelinime, çocuklarıma, kızlarıma, damatlarıma, torunlarıma, tüm sevdiklerime selam gönderiyorum. Hı hı. Herkes dener de pişirirse çok memnun olurum. Bir eksiğimiz varsa da eşimiz dostumuz affetsin görüp de canı çekenler evet. Üzülmesin gelsin ikram edelim. Tabii buyursunlar gelsinler ellerine sağlık. Senin güzel yüzün de daha tatlı. Çok daha... teşekkür ediyorum. Evimizde mutfağımızda gibi yemek pişirdik Allah hiç heyecanlanmadan. Allah razı olsun çok sağ ol. Şimdi
demiş ki Ümmü'nün yanına, Ümmü kızımın yanına giderken tabii. Elim boş gitmeyeyim demiş. Tabii. Bana doğal ürünlerden getirmiş. Fasulye kurusu getirmiş, biber kurusu getirmiş. Evet. Ben İncir bu tatlıyı reçeli. Çok severim. İncir tamam. reçelini çok severim. İncir reçeli gelmiş. Tarhanam gelmiş. Turşum gelmiş. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu hediyeler için. Çok sağ ol. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma. Tekrarını bekleriz. İnşallah, inşallah. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli gönül dostlarıma kucak dolusu Ambarcık'tan sevgilerimi, selamlarımı, kokulu kokulu öpücüklerimi gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Başka bir diyarda buluşmak ve görüşmek ümidiyle her şey gönüllerinizce olsun. Allah'a emanet olun.